Araştırmacılar antik dünyanın kültürlerini, yazılarını ve başarılarını incelemeye başladığından beri buldukları şeyler insanoğlunu sürekli şaşırtmaya devam ediyor. Binlerce yıl önce anlaşılabilir olan her şey bizim için bir gizem haline geldi. Bu videoda sizlere bu tür buluntulardan, sırlardan ve açıklamalardan bahsetmek istiyoruz. Bu arada mumyaların sadece Mısırlılar tarafından yapılmadığını biliyor muydunuz? İlk Roma mumyası. 2010 yılında Batı Mısır'daki çöl vahalarından birinde inanılmaz bir buluntu keşfedildi. Vahadaki sayısız mezar arasında içinde bir kadının mumyasının saklandığı garip bir lahit vardı. Eski Mısır'daki Roma egemenliği sırasında gömülmüştü ve oldukça dikkat çekiciydi. Lahitin görünümü arkeologların daha önce bulduklarından bariz bir şekilde farklıydı. Sonuçta kapaktaki taş heykel Mısırlıların kraliyet kabartmalarından ziyade geleneksel Roma heykellerini andırıyordu. Bilim adamları buluntunun tartışmasız bulunan ilk Roma mumyası olduğunu savunuyorlar. Ne yazık ki gömülü kadının kimliği hakkında henüz bir şey bulunamadı. Mumya zengin bir şekilde giyinmişti. Ancak lahitte kökenini veya mesleğini gösteren ayırt edici semboller yoktu. Vaha'da kazılar yapılmaya devam ediyor ve yeni buluntular belki bu soruların cevabını verebilir. Çok yakında Mısır'da bulunan bu ilk Roma mumyasının kim olduğunu öğreneceğimizi düşünüyoruz. Zagreb'deki mumyanın kefenindeki yazılar. Etrüsk diliyle yazılmış bu buluntu, hakkında çok az şey bildiğimiz bir halkın dini edebiyatının son derece önemli bir kalıntısıdır. Yunanistan'da veya Roma'da benzeri bulunamayan bir anıttır ve keşfi inanılmaz bir tesadüf sayesinde gerçekleşmiştir. 19. yüzyılın ortalarında Hırvat bir turist Mısır'da Viyana'daki koleksiyonuna eklemek üzere içinde mumya bulunan bir lahit aldı. Yıllar sonra turistin akrabaları tarafından Zagreb Müzesi'ne bağışlandı. Müzeye götürülen mumyanın hasar gören bezleri çıkarıldığında üzerindeki yazılar fark edildi. İlk başta Arapça veya Etiyopyaca ile karıştırılan bu yazılar, daha sonra uzman dil bilimci Jakob Kral tarafından Etrüsk dili olarak açıklandı. Parşömen sembollere bakılırsa eski İtalya'daki bir bölge olan Kuzey Etruria kaynaklıydı ve Nil Deltası'nda veya Fahum Vahası'nda bulunan bir kadının kalıntılarını sarmak için kullanılmıştı. Bulgunun tam yeri belli değil fakat uzun yolculuğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yani Avrupa'da sona erdi. Yazıtların Mısır'a hangi koşullar altında geldiği merak ediliyor. Milattan önce 100 ila 200 yıllar arasında gelmiş olmalıydı. Ölen kişinin fiziksel görünümü bize ırkı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Boyu 162 santimetre ve mumyalama sırasında kimyasalların etkisi altında renk değiştirebilen saçları şu anda kızıl renkte. İster Etrurya'dan gelmiş olsun, ister Nil'in kıyısında doğmuş olsun. Şüphesiz Mısır'a yerleşen bir Etrüsk'ün karısı ya da kızıydı. Yeni vatanının cenaze ritüellerini benimsemesine rağmen, kadını yanında getirdiği bir bez parçasına sararak atalarının dinini de yerine getirmiş. Kefende yazan yazıların mumyalanan kadında hiçbir ilgisi yoktur. Mumyalayan kişi tarafından sadece bir kefen olarak kullanılmıştır. Yazıların tercümesi ünlü dil bilimcilerin uzun araştırmaları sayesinde netleştirilebildi. Bu, 18 Haziran, 26 Eylül gibi belirli günlerde Jüpiter, Neptün ve diğer tanrıların onuruna törenler yapılmasını öngören ritüel takvimiydi. Ancak bilim adamlarının yoğun çalışmalarına rağmen yazıtların çoğu henüz tercüme edilememiştir. Şu anda Zagreb mumyasındaki kumaş şeritlerinin çok eski bir parşömenin kopyası olduğu bilinmektedir. Çünkü Mısır'da her şey papirüse yazılırken bu yazıtlar Mısır'a ait olmadığını kanıtlayan tuval üzerine yazılmıştır. Şeritler 17 cm ile 3 metre 24 cm arasında farklı uzunluklarda 12 kumaş parçasından oluşmaktadır. Genişlikleri aşağı yukarı 6-7 cm gelecek şekilde aynıdır. Bez parçalarının çoğu birleştirilerek toplamda 13 metre 75 cm uzunluğundaki parşömenin ortaya çıkmasını sağladı. Etruria'da metinler sağdan sola okunur. Metnin kendisini ve sütunları ayıran çizgiler kırmızı mürekkeple eşit ve dikkatli bir şekilde çizilir. Bu da bu kitabın yazar için ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ur Ziggurat'ı.
Sümerliler dünyaya ilk yazıyı ve edebi yaratıcılığın ilk örneklerini veren uygarlıktı. Şimdiki Irak topraklarında keşfedilen antik kentte Sümer krallarının garip ve kasvetli mezarları bulundu. Ayrıca arkeologlar antik mimarinin muhteşem bir örneğini de keşfettiler. Gizemli Zikkurat Kulesi. Bugüne kadar çalkantılı birkaç bin yıl sonra bile dimdik ayakta duruyordu. Yaklaşık 7500 yıl önce Dicle ile Fırat arasında yer alan bereketli vadide göçebe kabileler yerleşim yerleri oluşturmaya başladılar. Yavaş yavaş bugün Mezopotamya veya Sümer olarak adlandırdığımız gelişmiş ve güçlü bir medeniyet oluşturdular. Sümerler yazıyı ve ilk edebi eserleri ortaya çıkardılar. Bu arada bundan İncil'de ve Eski Ahit'te bahsedilmiştir. İncil'in yorumuna göre Ur, şehri ve kuleyi cennete yükseltmek isteyen İbrahim'in ataları tarafından inşa edilmiştir. Uzun yıllar boyunca arkeologlar Sümer uygarlığının gizemlerini çözmek için mücadele ettiler. Yavaş yavaş antik Ur'un imajını yeniden oluşturdular. Elbette o zamanın en önemli mimari eserleri, kült mimari yapılar olarak kabul edilen zikkuratlardı. Zikkuratlar, sokaklarında binlerce insanın olduğu bu hareketli şehirde çok iyi bir şekilde korunmuştu. Kentsel binalar çoğunlukla kerpiçten inşa edilmişti. Hatta zikkuratlar da kerpiçten inşa edilmişti. Tepesinden tüm şehri ayaklarınızın altına alabilirdiniz. Efsanelerde kuleler belirli şekilde tasvir edilmiş olsa da Ur'daki zikkurat daha çok bir piramidi andırmaktadır. Ancak Mısır piramitlerinin aksine bu yapının duvarları pürüzsüz değildir ve daha yumuşak bir eğim açısından sahiptir. Ayrıca yapı, çeşitli amaçlara sahip binaların bulunduğu teraslara giden 3 kademeli basamaklara sahiptir. Bu, zikkurat ve piramitler arasındaki en temel farktır. Arkeologlar bu yapının, rahiplerin ritüellerini yürüttükleri bir tapınak kompleksi olduğunu keşfettiler. Bununla birlikte bazı akademisyenler zikkuratın sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir kamu kurumu, arşiv ve hatta hükümdarın sarayı olduğuna da inanmaktadır. Ancak son ifade çok tartışmalıdır. Gerçekten de bazı teraslarda büyük olasılıkla yıldızları izlemeleri için rahiplere ve tapınak çalışanlarına ev sahipliği yapan kutsal binalar vardı. Ama bunlar hiçbir şekilde kral ailesinin yaşadığı yerlere benzemiyordu. Ur'daki zikkurat daha benzeyecek bir şekilde şehrin kutsal kısmında Sümer medeniyetinin en ünlü ve en güçlü krallarından biri olan Kral Ur-Nammu'nun sarayının yakınında inşa edilmiştir. Bugün zikkuratın kalıntıları kısmen restore edilmiştir. Yapının büyüklüğü oldukça etkileyicidir. Bu binanın bir zamanlar ne kadar muhteşem göründüğünü hayal etmek zor olmasa gerek. Yapı 63'e 43 metre oturma alanına ve yerden 30 metre yüksekliğe sahiptir. Dışı tuğlalarla kaplıdır. Bu devasa yapıyı inşa etmek için büyük bir işçi ordusuna ihtiyaç duyulduğu kesin. En yüksek noktada tanrıların rahiplerle iletişim kurduğuna inanılan bir sığınak bulunmakta. Burada rahiplerin tanrılara yiyecek ve içecek getirdiği biliniyor. Sümerler arasındaki tanrıların en önemlisi Ay Tanrısı Nanna'ydı. Eski tapınağı kaplayan tuğlaların çoğunda hükümdarların isimleri oyulmuştu. Tabii ki Kral Ur-Nammu'nun adına daha sık rastlanılmıştı. Bir zamanlar bu tuğlaların üzerinde sadece onun adı vardı. Fakat zaman geçtikçe ve tuğlalar yıpranıp değiştirildikçe yeni gelen hükümdarlar kendi isimlerini yazdırmışlardı. Geçen yüzyılın ilk çeyreğinde İngiliz arkeologlar Sümer kültürü hakkındaki modern bilgileri önemli ölçüde çoğaltmayı mümkün kılan gerçekten muhteşem keşifler yaptı. İnce işlenmiş altın ve gümüş takılar, değerli metallerden yapılmış kaplar, mükemmel korunmuş bir altın kaskın bulunduğu kraliyet mezarını da buldular. Bulgularını analiz ettikten sonra bilim insanları Sümer krallarının ve kraliçelerinin cenazeleri sırasında yapılan oldukça korkunç bir ritüelden bahsettiler. Bir hükümdar öldüğünde gömme ritüelini gerçekleştiren hizmet ve hükümdara yakın kişilerin topluca öldürüldüğünden bahsediliyordu. Muhtemelen tüm bu insanlar gönüllü olarak zehir içiyorlardı. Hükümdarların hemen yakınında kendilerine en yakın insanların mezarları vardı. Hepsi yan yana gömülüyor, daha sonra iç mezar tuğlalarla çevriliyor, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm cenaze alayı dışarıya çıkarak kendileri zehirleri içiyorlardı. İmparatorlukta geriye kalanlarsa günlerce ölüleri anmak için ziyafet çekiyordu. Sri Lanka Yıldız Geçidi.
Sri Lanka'daki antik Anuradhapura kenti her yıl kayaya oyulmuş esrarengiz çizimlerin, yani halk arasında Sri Lanka Yıldız Geçidi'nin gizemini çözmeye veya en azından gözleriyle görmeye gelen turistlerin akınına uğruyor. Bu taş yerel dilde evrensel döngü anlamına gelen Sakvala Chakra'ya olarak adlandırılıyor. Çizimin çapı 1,8 metredir. Her şeyi görmek için yere inerek bu taşın karşısına konumlandırılmış kilden yapılan ve taştaki tüm çizimleri görebilmenizi sağlayan 4 koltuğa oturmalısınız. Yıldız Geçidi 19. yüzyılın başlarında Kaşif Harry Bell tarafından keşfedildi. Bu nesneyle ilgili en önemli problem, kimsenin bunun için ne yapıldığını bulamamasıdır. Hindu veya Budist kültüründe böyle bir imge olmadığından, Yıldız Kapısı'nın dinle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Diyagramın merkezinde paralel yatay ve dikey çizgilerle ayrılmış 7 daire bulunmaktadır. Merkezdeki dikdörtgen bloklarda küçük, üstü çizili daireler, kayanın üzerinde ise dalgalara, şemsiyelere, yaylara ve oklara benzeyen işaretler görebilirsiniz. Sadece dış çevrede adada yaşayan insanların eski kültürüyle bağlantılı olabilecek deniz hayvanlarının çizimleri bulunmaktadır. İnternet ortaya çıkmadan önce Sakvala Chakra'ya fazla dikkat çekmemişti ve uzunca bir süre adaya sadece kayadaki çizimin gizemini çözmek isteyen bilim insanları gelmişti. Ancak internetin ortaya çıkmasıyla her şey değişti. Sri Lanka Yıldız Geçidi internette çokça konuşulmaya başlandı. Çizimin kaşifi Bell için bu sadece eski bir uygarlık tarafından çizilmiş gökyüzü haritası olsa da şu anda bu nesne oldukça gizemli bir hal almıştır ve yıldızlar arası seyahat için kullanıldığı düşünülmektedir. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Çok yakında yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.